Fenerbahçe'yi konuşmaya başlayalım. Fenerbahçe tabii Kasımpaşa'yı mağlup etti. Önemli bir galibiyetti. Son dakikalarda geldi. Fenerbahçe 90 artı 4. dakikada zirveye tutundu ki maçla ilgili ilginç istatistikler de var. Gelen galibiyetle birlikte haberimize bir bakalım. Fenerbahçe önemli bir galibiyet aldı Kasımpaşa karşısında. Yarın da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sarı Lacivertli takım. Ankara gücü deplasmanında başkentte olacak. Tabi kupanın programında bu vesileyle bir hatırlamış olalım. Çeyrek finaller yarın başlayacak. Ankara ile başlayacağız. Sonrasında yine önemli maçlar bizi bekliyor olacak. Kupada yarın Ankara gücü Fenerbahçe karşılaşması 20.45'te ATV ekranında olacak. Çarşamba günü 17.30'da Trabzonspor, Rams Ramspaşakşehir 20.45'te Beşiktaş, Tümosan, Konyaspor maçları Aspor ekranında. Perşembe Galatasaray Vavakars Fatih Karagümrük maçı 20.45'te yine ATV ekranında değerli izleyenler sizlerle buluşmuş olacak. Zira Türkiye Kupası'nın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ee, o gün şimdi Fenerbahçe yarın evet bir çeyrek final maçına çıkacak Ankara Gücü'ne karşı. Evet. Hem kupanın heyecanı yaşanıyor ama aynı zamanda tabii evet. ligde belki bakıldığında son 6 maçta gelen 5 galibiyet var. Hı -hı. Ee, puan ortalaması yine yüksek bir Fenerbahçe fakat bu 6 maçın 4'ünde geriye düşen ve maçları döndürmekte çok zorlanan, yani ligin başlangıç performansının oyun anlamında diyorum tabii ki bunu çok uzağında olan da bir Fenerbahçe var herhalde, e, söyle, Batu Şahin'in son attığı 3 gol 90 artı 4, 90 artı 5 90 artı 6 7 işte neyse, yani hep maçın son 8. dakikaları yani şimdi Fenerbahçe e, problem yaşıyor son haftalarda bir tane maça takıldı, Alanya maçı ee, o maçtan İsmail Hoca'nın çıkardığı bence dersler var hı hı. ki özellikle yani Samsun maçında da benzer bir hata vardı sahada oyuncu değişiklikleriyle alakalı. Ee, yani 7-8 kişiyle kapanan takıma karşı oynaması gereken oyuncular farklı profillerdi ama tercihler farklı olmuştu. <laughs> ama Fenerbahçe'de bir form düşüklüğü var özellikle e, Fred'in yokluğunda Şimanski'nin performansı inanılmaz etkilendi. Tadiç'in de bence benzer bir şekilde. Çünkü ikisinin de arkasını toparlayan bir oyuncu. Bir de yani en önemli meziyetlerinden bir tanesi de bence yani sürekli olarak o oyunculara boşluk açıyor, alan açıyor. Yani tek başına o üçüncü bölgeye gittiğinde Tadiç'e de, Şimanski'ye e, de alan açıyor. Birini sırtında götürüp gidip alan açabiliyor. Ve e, ikincisi şöyle her zaman bir opsiyon üçgen kurma için mesela Tadiçe, Şimansket, Fred eklenip üçgen kurabiliyordu rahatlıkla değil mi? Onun yokluğunda bunu çok yapamadılar. Şimanski'nin performans çok düştü. Ee, Kroniç'ten mesela beklendi ama Kroniç Fred seviyesinde bir oyuncu asla değil. Kariyerinde de olmadı. Brez seviyesinde hiçbir zaman olmadı. Zaten oyun tarzı olarak da farklı oyuncu. Farklı oyuncular. Yani şöyle mesela yani ilk başta mesela ile ilgili 6 numara 6 numara diyorlardı. Ya tamam Milan da bu sezon 6 oynamış olabilir. İşte geçen sezonda da 6 oynatıldığı maçlar olabilir. Pioli'nin tercihiydi bu. Krunic bir 8 numara. Pioli'nin tercihiydi yani bu. Yani biraz Serie A'da çok bire, Yani Krunic için en az 70-80 tane maçı muhtemelen mer merkezdedir, orta sahadadır, hücuma dönüktür. Hücuma dönük oynadığın maçların sayısı 6 numarada oynanan çok daha fazladır. Son bir sezonda bir oyuncunun 6 numarada oynaması oyuncu 6 numara yapmaz. Ya da bir teknik adamın onu 6 numara oynatması benim nezdimde yapmaz. Beklenen şeyle Kroon ortaya koyduğu farklıydı. 8 e, numarada oynar mı? Ama Bak, bence Fred Kronik ikilisi planlandı. Bence bu planlamada doğru bir tercihti. Ama Kroonich İsmail ya da farklı bir alternatif olunca planlama yerine oturmuyor. Oturmuyor. Fred'in de boşluğu dolmuyor bu arada yine de. Yani hem oturmuyor hem de Fred'in yokluğunda boşluk da olmuyordu. Ee, bir şekilde idare Mert Hakan mesela Mert Hakan girdiği işin içerisinde bence daha etkili oldu. Takıma fayda açısından daha etkili oldu. Ee, ve şu var yani Şubat ayında bazı oyuncuların fiziksel olarak düşüşte olduğunu gördük. Ee, Ceko kalitesinden bir şey hiçbir zaman kaybetmez ama... ...bitiricilikteki zayıflığı son dönemdeki maçların bazılarında... Bence bu biraz yorgunluktan kaynaklıydı. Yani getiremiyordu maçın sonunu. Ama maçın sonunda olması gereken maç vardı. Alanya maçı mesela. O maçın sonunda o olması gerekiyordu. Belki başlangıcında değil ama sonunda Jack olması gerekiyordu. Ee, İsmail Hoca burada bazı yerlerde artık bazı oyuncuları dinlendirebileceği anları yakalaması gerekiyor. Çünkü sezonun kalanında Mart, Nisan, Mayıs. Bak 3 ayda Nisan ayını göremezse Fenerbahçe'deki bazı oyuncular bugünkü performansını da arar. Ee, savunmada evet yani ben Çağlar transferini yerli olsun o saye işte orada denkleme girer düşüncesiyle yapıldı. Ama Fenerbahçe'de zaten sağ kanat yerliydi. E, Ferdi vardı, merkezde İsmail ama İsmail düşünülmediği için kırın işfure. Ferdi Fred. sol. Yani çok daha verim verdiği bir yer. Mert, Mert, Mert Müldür'e çok şey yapılmadığı için bence o sayı Mert Müldür arasında Hı -hı. tercih o sayı olduğu için Çağlar oynuyor. Yoksa yani Fenerbahçe'de de ya döndü. Şimdi Beko'nun performansı iyiydi. ile ikilisin ikili olarak. Ee, dolayısıyla burada hani e, Çağlar'ın faydası oluyor mu? Nispeten oluyor. Ama diğer oyuncular da aynı faydayı sağlayabilirdi bence. Ee, çok ekstra bir şey kattığına da şahit olmadım. Ee, yine de orada o sayıyı oynatabilmek bence maksat. Evet, şimdi bu arada o gün bölüyorum ama e, PFDK kararları açıklanmış. Tabii Icardi ile ilgili konu çok merak ediliyordu. E, Mauro Icardi bir resmi müsabakadan men ve <laughs> 19.500 TL para cezası. Icardi'nin cezası. Bir kez daha ben e, değerli izleyenler sizinle paylaşayım. E, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Icardi'ye verdiği ceza açıklama geldi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Galatasaray AŞ sporcusu Mauro Emanuel Icardi'nin 18 Şubat 2024 tarihinde yani oynanan bugün Ankara gücü Galatasaray maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti sebebiyle FDT'nin 41'e 1 ve 35'e 4. maddeleri uyarınca futbol disiplin talimatı tabii ki FDT. 12. maddesinin uygulanması suretiyle bir resmi müsabakadan men ve 19.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir denilmiş. Yazık. Böylelikle yıkardı. <laughs> Yazık geldi forma. Yemeyecek. Neye göre ceza verdin? Süresi ama derbi de sahada olabilecek. Neye göre ceza verdi? Niye ceza verdi? Ya yani böyle bir şey var mı ya? Yani hani... O zaman ceza vereceksen ver. 6 maç ver, 8 maç ver. Neye göre verdin? Kime göre verdin? Sosyal medya baskısına göre mi verdin? Kamuoyu baskısına göre mi verdin? Neye göre verdin? Şimdi, o zaman başkan doğru söylüyormuş. Galatasaray Kulübü o zaman sonuna kadar yarın başkan açıklama yapacak. Galatasaray Kulübü başkanı yarın açıklama yapacak. Önceden planlanmış bir şey. Yok yarın bir etkinlik var Galatasaray Kulübü'nde. Ee, öğlen 11.40 gibi de başkan e, muhtemelen bu konuyu da değerlendirecek hatta bugün bile bunun açıklaması olabilir Galatasaray'da ama yani çok komik ya ya gerçekten çok komik yani neye göre öyle bir şey varlığına Şimdi inanıyoruz 41. bak maddede bu nedir ceza biliyor musun? Sınır, Alt ceza sınırı iki maç görünüyordu ama demek ki farklı bir uygulama burada ee, çünkü 41'e 1 ve 35'e 4'ten verilmiş ceza demek ki farklı şeyler gözetilmiş. İşte Daha önce hiç düşün cezası bu, olmaması bu, falan. Bu nedir biliyor geliyor. musun? Bu ceza evet. nedir biliyor musun? El, elimde görüntüler de. vardır, sosyal medyada gelen görüntüler vardır ama ben bu görüntüle inanmıyorum.